Kardeşim şerefsiz, utansın lan. Medyabar Çark Haber ortak canlı yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere Çark Caddesi'nden sesleniyoruz. Önemli bir konuyu ele alacağız. Yakın zamanda 29 Eylül'de start alacak olan bir alışveriş festivali programı var. Esnafım Güçleyim projesi çerçevesinde bir proje start alacak 29 Eylül'de. İlk defa uygulanacak Sakarya'da, önemli bir proje gerçekten. Bu projeyi konuşacağız. Konuklarımız var. Hemen konuklarımıza dönelim. Ben size konuklarımızı takdim edeyim. SESOB Başkanı, Sakarya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Sayın Hasan Arişan canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Yine SASO Başkanı Sayın Mahmut Kösemüsul canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz başkanım. Yine Çark Caddesi esnaflarından Ahmet Serbest de bizlerle birlikte olacak. Ahmet Bey hoş geldiniz siz de. Evet, 29 Eylül'de start alacak önemli bir proje hayata geçti. Bunun öncesini sonrasını konuşacağız. Bu projenin çıkış noktalarını konuşacağız. Yapılan çalışmaları ele alacağız ve hedeflerini soracağız. Ama ondan önce biliyorsunuz dün Sakarya'yı çok yakından ilgilendiren bir konu vardı. Bir kara gün yaşadık. Bu kara günün içerisinde basın ilan kurumu mensupları arkadaşlarımız bir silahlı saldırıya maruz kaldılar. Şu anda bir son dakika bilgisini de aktaralım sizlere. Biliyorsunuz dünkü saldırıda bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine basın ilan kurumu Sakarya Şube Müdürü Recep Polat şu anda bir ambulansla İstanbul'a sevk edilecek. Hayati tehlikesi yaşanmadığı söyleniyor ama kritik bir süreçte devam ediyor. Yine bir arkadaşımız, Yeni Sakarya Gazetesi'nden bir arkadaşımız da durumu iyi. Şu anda o kendisi de yoğun bakımda. Bir arkadaşımız da saldırıdan yara almadan kurtuldu. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını arzu ediyoruz. Mutlaka artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunun dünü ve bugünü Sakarya'da sorgulanacak, istemediğimiz bu menfur saldırıyı kınıyoruz buradan. Evet, programımıza sanıyorum konuklarımız da bununla ilgili birkaç şey söyleyeceklerdir. Hemen ben SESOB Başkanı Sayın Hasan Ayşan'a döneyim. Konumuza geçmeden önce bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Arzu etmediğimiz ve hiç kimsenin istemediği bir olay. Yine sizin söylediğiniz gibi ben de aynısını tekrarlamak istiyorum. Görevi başında hayatını kaybedene ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sakarya'nın bu ve buna benzer olaylarla anılması hepimizi derinden üzmektedir. Ümit ediyoruz ki bir daha bu tür olayların tekrarlanmaması, ama Sakarya'nın hiçbir zaman doğru konularda, başarılı konularda, Türkiye'ye örnek olacak konularda da gündemden düşmemesini diliyorum. Evet, sanıyorum SASO Başkanı Mahmut Kösemüsul da bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyecek. Evet, öncelikle böyle bir olayın yaşanmasının bir daha tekrarlanmasını temenni ediyorum. Evet. Ben de görevi başında vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer yaralı arkadaşımıza da Allah şifa versin. Bir an önce eski sağlığına kavuşmasını istiyorum Recep Bey'im. Sakarya'ya geçmiş olsun. Evet. Ahmet Bey, siz ne diyeceksiniz bu konuda? Aynı temennileri, aynı dilekleri paylaşıyorum. Hayatını kaybeden Allah rahmet eylesin diyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu alışveriş festivalinin düşüncesi işte bu olayları artıya çevirme maksadıyla. Evet. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Başkanımın dediği gibi hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Peki. Şimdi 29 Eylül'de başlayacak önemli bir proje start alacak. İlk defa sanıyorum Sakarya'da gerçekleşiyor bu proje ve bunun öncesinde Esnafım Güçlüyüm projesi çerçevesinde start alıyor Sakarya'da alışveriş günleri. Pilot bölge olarak da Çark Caddesi sanıyorum seçildi. Şimdi bu projenin çıkış noktası neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu? Amacı nedir? Buradan başlayalım başkanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. 29'unda başlayacak etkinlik projenin son aşaması, son noktası. Bundan öncesinde genelde küçük esnaf, tüccar ve sanayici şehrin önemli aktörleridir. Şehirleri geliştirmek, şehirleri güçlendirmek, şehirleri zengin yapmak veya fakirleştirmek
bir devlet gücünün elinde değil. O bölgenin müteşebbislerini siz iyi geliştirirseniz, o müteşebbislerin yaratıcılığını ön plana çıkartırsanız, ona sahip çıkarsanız, müteşebbislerin gelişmişliğiyle şehirler kalkınacaktır. Evet. Dünyada böyledir, Türkiye'de böyledir. Bu bir bunun için de mucit olmaya gerek. Dolayısıyla dünya hızla gelişmekte. Bu gelişmeye paralelde Türkiye, artık eski Türkiye değil, hızla gelişmekte ve bu gelişmiş, dünyanın gelişmişine paralel bir şekilde yürümektedir. Evet. Bu yürüyüş içerisinde tabii bazı aksaklıklar, bazı kırgınlıklar, bazı olumsuzluklar yaşanacaktır. Bu olumsuzluklar da sermayenin azlığı, güçlü sermayenin Türkiye'ye gelmesi ve bu sermayenin karşısında da bireysel sermayeyle çalışan işletmeler, kişilerin, firmaları yeterli derecede buna ayak uyduramamaktadır. Evet, rekabet şartlarına çok yani, hazır değiller. Hazır değiller. Biz de geçmişte hep şöyle, işte bir kolaycılığı da seçmiş olduk. Devlet bu işe sahip çıksın. İşte devlet AVM'lere kapatsın. Evet. Efendim çalışma saatlerini farklı noktalara getirsin. Hafta sonu uygulamalarından bertaraf edilsin gibi kolaycılığı seçiyorduk. Belki o günün şartları da öyle getiriyordu, ekonomik imkansızlıklar, ama daha sonra artık meseleyi kolaycılığı seçmek yerine kendimizin değişim dönüşüm şartlarına ayak uydurmamız gerektiği de bir aşikardır. Evet. Bunu ortaya koyduk. Evet, bir şikayet tabii ki hükümetlerden, ilgili kurumlardan istek ve taleplerimiz, önerilerimiz olacaktır. Onun bizi desteklemesini isteyeceğiz ama biz de bunun karşısında bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğinin altını çizmeye çalıştık. Ne yapabiliriz? Öncelikle ne olursa olsun her şeyin önünde hiçbir zaman vasfını, özelliğini, günün şartlarını, değişikliğini kaybetmeyen bir tek şey var. O da eğitimdir. Eğitimi neye göre? Bizim buradaki Sakarya'daki müteşebbisler gerçekten diğer bölgelerden şahsı, liyakatlı, becerikli, başarılıdır. Günün şartlarına ayak uydurmakta zorlanıyorduk. Günün teknolojilerini bunlarla paylaşmak gerekir. Bilgiyi bunlarla paylaşmak gerekir. Şimdi işletme sahipleriyle bilgiyi paylaşmak yetiyor mu? Değil. Artık işletme sahiplerinin yanımızda çalıştırdığımız arkadaşlarla da bilgilerimizi paylaşmamız gerekir. Bununla ilgili neler yapabiliyoruz düşüncemizde? Büyükşehir Belediye'mizde bir ortak proje çalışmamız oldu. Bir pilot bölge seçelim. Bu pilot bölgenin içerisindeki bulunan esnaf arkadaşlarımızın yanında çalışanlara eğitim, akabinde de iş yeri sahiplerine eğitim. Dolayısıyla bu eğitimi simgeleyen çeşitli bölümler ve bu eğitimi Türkiye'ye duyuralım. Bunun öncesinde bir araştırma çalışma mı yaptınız? Tabii ki araştırma çalışması yaptım. Hemen bununla ilgili yapmış olduğum projeyi desteklenmek amacıyla Kalkınma Ajansı'yla paylaştık. Ajansın kurulundaki arkadaşlarımız, biraz sonra Sayın Başkan da gelecek, konuyu da yakinen biliyor. Fevkalade olumlu buldular projeyi ve buna desteklenmesi ilgili, yani eğitimin tüm giderleri karşılanmak üzere Kalkınma Ajansı buna ortak oldu. Evet. Paydaşlardan bir tanesi o. Sakarya Esnaf Sanatkar Odalar Birliği'nin projesi, Sakarya Büyükşehir'in projesi, bunun dışında başka aktörler olmaz diye bir şey yok. Sadece bu bir proje. Ama bu projenin önemli aktörleri vardı. Kimdi? Tüccar ve sanayici, esnafı, Sakarya halkı, belediyesi, hülasa tüm şehrin önde gelen insanın bu işin içerisinde olması lazım. Sayın Başkanımız Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız da proje aşamasında da konuşuyor. Zaten kendisi Kalkınma Kurulu'nun ajansının yönetim kurulunda kendisi. Konuya vakıf. Daha sonra bunu beraber yapalım şeklindeki teklifimizle. Ciddiyetle, olumlulukla Sakarya'nın üstünde taş koyulacaksa bu taşı koymada neresinde olursak biz de olalım mantığı içerisinde. Yani esnaf, tüccar veya bu kuruluş, farklı bir kuruluş bir şey yapıyor mantığının tamamen dışında Sakarya ile ilgili bir projeyi ortak yürütmeye başladık. Buradaki hedefimiz şu, esasında işaret etmeye çalıştığımız şey şu. Sakarya fiziki konumuyla çevresinde çok derece güzel, güçlü, metropol şehirleri yakınlığı, buradaki insanların bilgi birikimi son derece yüksek, ama bir şey eksiğimiz var. Birlikte çalışmayı beceremiyoruz. Birlikte şirketleşmeyi beceremiyoruz. Ticari birliklerimizi beceremiyoruz. Ortaklaşma kültürünü geliştiremiyoruz. Ya herkes kendi başına hareket ediyor, bir durumu, konumu var. Meslek kuruluşlarında da bu da vardı. Evet. Hepimizde de var. Bu eksik, bu onda bu eksiklik, bunda eksiklik, hepsi bizim. Evet. Biz öyle algıladık.
Dedik ki Ticaret Sanayi Odası'yla beraber veya Büyükşehir, gelin birlikte bir şey yapalım. Tabii biz bunu yaparken, biz bunu bilmiyoruz, ilk defa yapıyoruz. Eksikliklerimiz olacaktır, noksanlıklarımız olacaktır ama birlikte çalışmayı öğrenelim diye bir yola çıktık. Evet. Ve bu işin çıkışından sonra da bu bölgede ana cadde üzerine bulunan 184 tane iş yeri var. Bu demek değil, pasajların içinde olanları muhatap almıyoruz veya o caddenin üst kısımlarında olan insanları muhatap. Hayır, hepimiz muhatap. Ama biz bir pilot bölge seçtik. Deneyim, tecrübe edinmek, bilgi sahibi olmak, bu işin imalatı ne şekilde olabileceğine karar getirmek için de evet, pilot bölge seçmek gerekirdi. Fiziki anlamda en uygun yer Çark Caddesi'ni seçtik. Bu bir tepki yarattı mı diğer bölgelerdeki? Tabii ki yarattı ama. Yani niye Çark Caddesi? Yarattı ama yani dilimizin döndüğü kadar izah etmeye çalışıyor. Bu birinci etap. Anladım. Pilot bölge. Yani bir noktadan başlamak lazım. Şimdi tepki yarattı diye başlamamaktansa tepkileri göğüsleyerek bir noktadan başlanılması gerektiğini işaret ettik. Ve sonuç itibariyle Ramazan'ın ilk günü başlayan uygulamada, daha öncesindeki proje aşamasında, yani toplam 3,5 aya tekabül eden bir süreç evet, içerisinde geliyoruz. Altyapı oluştu, çalıştık. Ne yaptınız? Ve bununla ilgili 184 iş yerinde çalışan arkadaşlarımız 395 kişiye eğitim verdik. Bu eğitim usul açısından verilen eğitim, hepsini bir araya toplama açısından verilen bir eğitim diyor. Birebir 9 saat müşteri memnuniyetleri ön plana çıkaracak, hizmet ve kaliteyi arttıracak tüm bilgileri kendilerine çalışan arkadaşlarımıza verildi. Çalışan personel bir eğitim verildi. Personelimize verildi evet, önce. Ve akabinde tabii personeli burada iki kategoriye ayırdık. Bir hizmet sektöründeki personelimiz var. Bir de gıda sektöründe çalışanlar, arkadaşlarımız var. Bu gıda sektöründe genelde hem müşteri memnuniyeti, hem müşteri davranışları, kriz yönetme, aynı zamanda da hijyenle ilgili eğitimler alındı. Diğer sektörlerde de, yani mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımıza da demin işaret ettiğim gibi müşteriyi memnun edecek, ürün sunacak, ürünün karşısında müşterinin olumsuz tepkilerini minimize edebilecek. Evet. Sonuçta müşteriyi mutlu eden bir davranış modellerini oluşturmak için bir eğitim seferberliği yaptık. Bu burada bir eksiklik mi gördünüz? Yani şimdi şöyle eksiklik gördüm. Bu benim tabii kişisel olarak şeyim. Bu insanlar önce bu alanlardan farklı bölgelere niye ticareti yapmak için vatandaş kayıyor. Evet. Ya vatandaşın gidiş, yani eğer siz teşhisini yapmaz iseniz, yapmazsak sorunu çözmemiz mümkün değil. Benim aklıma göre bu böyle yapmak veya Sayın Ticaret Odası Başkanımızın aklına göre yapmaktansa önce hastalığı teşhis edip bu teşhise göre bir tedavi yöntemini uygulamak gerek. Başka türlü çözüm bulamayız. Evet. Biz neden bu insanların bu taraflara gittiğini, yoğunlukla gittiğini gördük. Tabii. Tespit doğrumuş mu? Yani, doğru tabii ki. Tabii ki doğru. Bir, önemli fiyat istikrarının olması. Fiyat etiketlerinin olması. Birinci de olmazsa olmaz. İki, çalışma mekanlarının düzgün olması. Üç, müşteri memnuniyeti personelin eğitimli olması. Yani vermiş olduğu hizmetle ilgili personelin özel eğitimden geçirilerek iş başı yaptırılması. Bunlar önemli faktörlerdir. Biz fiziki olarak Çark Caddesi bu konuda son derece güzel bir caddemiz. Ticaretin merkezi, Sakarya'nın ticaretin kalbi bu. Evet. Tabii burada eksikliklerimiz neydi? Müşteri girdiği zaman ilk göreceği şey kendi bütçesine göre hareket edeceği fiyat istikrarının sağlanması. 100 liralık bir ürünü siz pazarlıkta 50 liraya kadar inerseniz burada bir istikrar yok demek. Bir güven sorunu burada var. Burada güven sorunu var demek. Onun için bu eğitimlerin kademeli kademeli getirebileceği bir hedef nokta vardır. Hedef noktada artık bu arkadaşlarımız AVM'ler rekabet edeceğiz. Hayır, onlar bizim düşmanımız, onlar bizim bu şehrin insanları. Onlar ticari yörüngelerini o şekilde açmış. Biz de orayı o şekilde açmaya adayız. Evet. Biz onlara rekabet edeceğiz. Neye rekabet edeceğiz? Fiyatlarımıza rekabet edeceğiz. Vermiş olduğumuz hizmetlerimize rekabet etmemiz lazım. Ürünümüzün kalitesiyle rekabet edeceğiz. Hülasa buradan kim kazanacak? Sakarya halkı kazanmalı. Evet. Artık benim cebimde param var. Ben istediğim iş yerini açarım. Ben istediğim gibi müşteri davranırım. Modeli, mantığını ortadan kesinlikle kaldırmamız gerek. İşte geçen hafta ahirliği haftasını kutladık. Ahirliğin temel kuralları da bunlar içermektedir.
Biz bunları tespit ettiğimiz için eğitime ihtiyaç duyduk. Şimdi kaç personele eğitim verildi? Bugün birinci etap 395 arkadaşımıza 9 saatlik süren bir eğitim. Bunlar belli mağazalardaki çalışan arkadaşlarımız mı? Evet, çalışan arkadaşlarımız. Yöneticileri var mı içerisinde? Ayrıca 130 tane de iş yeri sahibi arkadaşımıza eğitim verdik. Hı hı. Yani buradaki Çark Caddesi'ndeki iş yerlerinin tamamını eğitim verdik. Bazı iş yerinde kaçak yok mudur? Tabii ki vardı. Biz birazdan Ahmet Bey'e soracağız tabii onun yansımalarını yani eğitimin. Tabii kaçak yok mudur vardır ama şunu sağladık. İş yeri sahibini getiremediysek ricam minnetle de olsa çalışan arkadaşımızı getirdik. Hı hı. Sonuç itibariyle caddedekilerin hepsinin eğitim verilmesini sağladık. Şimdi festivalden önce bir slogan görüyorum. Bilinçli alışveriş. Bu her iki tarafı da ilgilendiren bir slogan galiba. Bilinçli alışverişin merkezi olarak alışveriş adlandı. Alışveriş festivali başlamadan önce bunun bir altyapısını hazırlayalım şimdi dediniz herhalde. Şimdi biz bu ikon olarak eğitim alan iş yerlerine bir ikon yapıştırılmasını özellikle biz istedik. Niye? Vatandaşın da dikkatini çekmek lazım. Vatandaş bu ikonun neye yaradığını çok iyi bilmesi lazım. Eğitime katılanlar mı? Eğitime katılan iş yerlerine biz bu ikonu yapıştırıyoruz. Şöyle bir şey anlaşılabilir mi? İşte alışveriş festivaline sadece ikonlar yapışan ikon mağazaları mı katılıyor yoksa hepsi mi katılıyor? Hayır. Alışveriş festivali bugün Sakarya Alışveriş Festivali. Sakarya için yapıyoruz. Ama uygulama alanı pilot bölge Çark Caddesi'ni seçiyoruz. Anladım. Niye? Önümüzdeki yıllarda Sakarya'ya yayabilmek için buradaki maksadımız şu. Diğer iş yerleri sahibindeki çalışan personelde eğitimi sağlamak için bu ikona sahip olmak için eğitim almaları gerekir. Anladım. Bir ikon matbaada, basılıkta her eline geleni yapıştıracak bir malzeme değil. Bu ikon bir eğitimin sembolüdür. Hı hı. Eğitim alan iş yerlerine bir ikon yapıştıracağız ve vatandaşı bilinçlendireceğiz. Diyeceğiz ki o iş yerleri sahiplerinin göstermiş olduğu performansla vatandaş diyecek evet bu ikon olan iş yerlerinde kaliteli ürün vardır, üstün hizmet, saygın davranış modelleri vardır intibasına güvenerek bu iş yerlerine girecek. Onun için bu ikonlarımızı matbaada bastırıp bol bol her önüne gelen iş yerlerine yapıştırmayacağız. Şimdi eğitim kısmı tamamlandı. Evet tamamlandı. Bunu bitirdik. Tamamıyla. Şimdi de işte eğitime bu ikonlara sahip uygulama safhasına geçeceksiniz. Bu eğitime katılan iş yerlerini ve çalışanlarımızı bir ödül olarak festival ortaya koyalım ki bu festivalle de öncelikle ikonlarımızı Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Peki bu ilk defa Sakarya'da yapılıyor. Türkiye'de uygulaması var mı? Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Festival yapılıyor. Ama eğitim formatını Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Peki yine döneceğim size. Sayın Kösemusoğlu döneyim. Böyle bir proje var. Siz de projenin içindesiniz gerçi. Paydaşlarındasınız. Projenin çıkış noktası belli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi başkanım da ifade etti. Öncelikle çok önemli bir proje. Bu projede hem ben paydaş olmaktan çok mutluyum. Evet. Bu fikir olarak ortaya koyanlar, emeği geçen bütün herkese, buna destek olan siz değerli basın mensuplarına ve bu konuyla ilgilenen tüm Sakaryalılara ben teşekkür ediyorum. Tabii birçok platformda Sakarya marka şehir olsun diye mücadele ediyor. Bilinirliliğimizi öne atmak için mücadelelerimiz ve çalışmalarımız var. Bugün bu yapılan proje Büyükşehir Belediyesi ve SESOP tarafından başlatılıp bizim de Ticaret ve Sanayi Odası tarafından paydaşı olan ve Marmara Kalkınma Ajansı'nın da yönetimdeyim. Markanın da önemli ekonomik anlamda desteği olan güzel bir proje. Burada önemli olan Sakarya'nın faydalanabileceği bir proje haline gelmesi ve o şekilde gönül koyularak yola çıkılmış bir proje ki buna ihtiyaç var mıydı yani böyle var bir projeye sizce? Yani bugün sizde herhalde bir takım tespitleriniz var. Var. Şimdi efendim şöyle ticaretin gelişmesi, herhangi bir konuda kendinizi güncellemeniz veya büyümek, kendinizi motive edip daha güzel yerlere gelmek bu her zaman ihtiyaçtır. Yani mutlaka değişime ayak uydurmak gerekiyor. Kesinlikle. Yaptığımız işte tercih edilebilir olmamız lazım. Evet. Sakarya'nın esnafı, tüccarı yani monoton bir şekilde çalışmasından ziyade kendilerini güncelleyip biz bu işin sahipleri olarak, önderleri olarak bu işe sahip tutar, onlara vizyon verirsek, vizyon katarsak çok önemli. Başkanım 300 küsürün üzerinde eğitim. Yani bu arkadaşlar bugüne kadar kendi mevcut bilgi birikimleriyle iş yapıyorlardı. Almış oldukları eğitimin mutlaka katkısı olacaktır. Bu da ticarete yansıyacaktır. Dolayısıyla Sakarya vatandaşına veya müşteriye daha iyi bir hizmetle kendisini tercih edilebilir hale getirecektir. Sakarya'dan dışarıya çıkan müşteriler illaki oluyordur. Yani biz bunları
kendi dinamiklerimizle içeride hizmet verebilir duruma gelebilirsek bu bizim için çok önemli bir şey. Buradaki ekonominin artması demek mutlaka. Sakarya'nın bilinir marka şehir olması, yapmış olduğumuz çalışmalara katkı sağlaması demektir. Bu yüzden şunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle gönül koyularak yapılan bütün işler Allah bereketini verir. Bu işte ben başkanımıza da, Büyükşehir Belediye Başkanı'na da, Kalkınma Ajansı'nın içinde Sayın Valimiz ve bizler de hep birlikte. Biz buna gönül koyduk. Evet. Bunun mutlaka Sakarya şehrinde kesinlikle bereketi olacaktır. Ben bunu son cümlem böyle olsun bu sorunuza diye. Ama çok güzel bir proje. Tüm Sakaryalıların bu festivale ilgi duyacağını umuyorum. Bu sizler vasıtasıyla da bütün üyelerimize, esnaf üyelerimiz olsun, Sakarya Ticaret ve Sanayi üyelerimiz olsun, bu festivale dikkatlerinin çekilmesini istiyoruz. Çünkü evet. Bu hepimiz için, Sakarya şehri için çok önemli bir başlangıç. Bu işin geleneksel hale gelmesini de arzuluyorum. Bir de başkanım, böyle bir etkinlik yapmayalım, vazgeçelim. Sonucunda ne olur? Yani sizin yani farklı bir noktaya gider herhalde anladığım kadarıyla. Sonra şöyle. Bakın yani, birlikte biz bazı şeyleri hep halının altına koyuyoruz ya, görmezden geliyoruz. Yani bugün reel şeyleri konuşmak gerekiyor. Tabii yani şimdi herkesi bu sefer yalnız başına bırakıyorsunuz. Evet. Herkes tek başına tüccarlık yapacak. Yani biz vizyon katanlar olacak. Birlik ve beraberlik, biz bir araya geldiğimiz zaman müthiş bir güç oluyorsunuz. Evet. Yani birlik ve beraberlikte rahmet ve bereket vardır zaten. Evet. Biz de bu projede bir araya gelerek Sakarya'ya müthiş bir vizyon kattığımızı düşünüyoruz ve artık şu bitti. Yani beğendim. Ben yok artık. Biz. Yani biz bütün meselelerimizi ortak bir vizyonla çözersek Sakarya'da Allah'ın izniyle önümüz her konuda açılacaktır. Bizim bu yapmış olduğumuz etkinlik bir dükkan için değil. Tüm Sakarya tüccarları için, esnafları içindir. Bunu tek başına Sayın Başkanım da yapabilir. Ama ne oldu? Birlik ve beraberlik. Bunun adı Satso'nun ya da SESOB'un ya da Büyükşehir'in değil. Bu Sakarya'nın bir projesidir. Evet. Buna ben çok teşekkür ediyorum huzurunuza. Başkanım bunun fikir babası anlamında tabir olarak başlatmıştır ve biz de paydaşı olmaktan mutlu olduğumuz güzel bir projedir. Önemli olan bu tür konulara gönül koyarak katkı sağlamaktır. Ben tüm halkımızın, tüm esnafımızın, tüm Sakarya'daki diğer erklerin de bu konuya dikkatlerini çekmesini ve ilgilenmelerini arzuluyorum. İnşallah Sakarya kazanacak diyorum. Peki Çarşat Lisesi esnaflarımızdan Ahmet Servis'e yöneltelim. Şimdi tabii bu projenin en önemli saç ayaklarından bir tanesi esnaflarımız. Yani doğru. Burada bir proje uygulanıyor ama uygulama safhasında sahada siz olacaksınız. Doğru. Sanıyorum sizin de bu konuda bir takım görüşleriniz var. Projenin çıkış noktası, şu ana kadar gelinen eğitim semineri falan, bunlarla ilgili isterseniz festivale getirmeyeceğim. Evet, hepsi bir bütün. Hepsi bir bütün. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu projeyi değişik platformlarda ara ara konuşurduk. Evet. Bir birlik, beraberlik. Ya kendi aranızda konuşuyordunuz herhalde esnaflar. Tabii. 3-5 arkadaş var. Çok değerli mağaza sahiplerimiz. Akıllı insanlar var burada. Fakat işte burada birlik, beraberlik. İşte bu birlik, beraberliği sağlayacak yapıştırıcı. Bizim buna ihtiyacımız vardı. Bir birlik tarafından, SESOB başkanımız tarafından, daha önce ticaret odasında da konuşulan şeylerdi. Fakat işte bir çakmak çaktı. Biz de çok heyecanlandık. Tam da sırası dediğimiz bir zamandı. Bir araya geldik. Bu alışveriş festivalinin daha bir manalı tarafı bence şu. Bu şehirde hepiniz biliyorsunuz, bizim iş merkezlerimiz yıkıldı. Evet. Çark Caddesi yıkıldı. Evet. Biz dedik ki ya burada bir daha ticaret olur mu? Hı-hı. Ne yapsak ne etsek? İşte mana burada. O günkü günleri aklınıza getirin. Geldiği yeri bir de düşünün. Bu felaket yaşamış ve yaşayacak olan başka iller için bir örnek. Ben bu açıdan daha manalı buluyorum. Şansımız şu ki bu esnafımızın ve ticaret erbaplarının, mağazaların yanında Sayın Köse Musul gibi, Sayın Alişan gibi görmezden gelmeyecek insanlar var. Biz bunu gördük. Hepsi bu projeyi duyduğunda muhakkak ki aynı bizler gibi heyecanlanmışlardır.
Çünkü geçmiş ticaret odası toplantılarında bu insanlar niçin İzmit'e gider? Bunların önünü nasıl keseriz? Toplantıları çok olmuştur. Evet. Ama bir sonuca zaman, ulaşmamıştır. Herhalde. Öneriler olmuştur. Çok güzel öneriler olmuştur. Fakat öneriler olmuştur. Evet. Sonuç olmamıştır. Orada kalmıştır. Daha geniş metrekareli iş yerleri, daha ışıklı, daha görsel, daha cazip, daha kurumsal iş yerleri. Şimdi Çark Caddesi'ni sanki tarif ediyoruz, yeni işletmeler. Bizim o gün tarif ettiğimiz işletmelerdi. Herkesin ihtiyacı da oydu. Şu anda geldiğimiz nokta yeni açılacak daha büyük metrekareleri iş yerleriyle Çark Caddesi çok daha cazip, çok daha fonksiyonel hale gelecektir. Belediyemizin öncülüğünde Kafeler Caddesi tabir ettiğimiz sosyalliği oluşturacak alanların da Çark Caddesi parakende ticaretine katılması ile ayrı bir sinerji oluştu. Evet. Şimdi bundan sonra yapmak istediğimiz, ben Çark Caddesi dernekleri ve esnaf adına konuşuyorum. Ara sokakları, bağlantılı sokakları, pasajları iyileştirmek, ticaret mantığını pazarcı zihniyetten uzaklaştırmak, daha nitelikli, bu eğitimlerin amacı zaten başkanımın dediği gibi sadece festival yapmakla festival olmuyor. Festivale katılacak müşterilerin karşısına çıkaracağınız personel çok önemli. Şimdi şöyle, tam o noktada bir şey sorayım. Şimdi bir eğitim verildi. Siz de bunu izlediniz. Sizin personeliniz katıldı. Şöyle bir değerlendirme yaptınız mı? Ya biz evet bir yol yürüyormuşuz ama biraz yolda bir eksiklikler varmış gibi bir şeyler gördünüz mü? Şimdi o personel kitabı çok önemli çünkü. Tabii ki o personel eğitimini biz bireysel olarak vermek istediğimizde o eğitmenleri buraya getirmenin imkanı yok. Yani 15 kişi, 20 kişi için o eğitimler çok yüksek maliyetli. Evet. Daha önce ona giriştik, girişen arkadaşlarımız var. Şu anda bize ücretsiz sağlanan bu imkanı biz kişi başı 1 milyar lira gibi bir parayla yapabiliyorduk. Bu ücretsiz oldu. Şimdi bu fırsat kaçırılmazdı. En deneyimli, en becerikli personelin bile bazı detayların ne kadar önemli olduğunu, bir mimik hareketinin bile müşteriyi nasıl soğutabileceğini kendileri kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Biz Çark Caddesi'nde dolaşıp eğitim alan personel ile de görüştük. O personel ile başta çok önemsemedikleri, zoraki gittikleri eğitimin halbuki ne kadar zevkli, ne kadar eğitici olduğunu diğer katılmayan arkadaşlarına da çok şey kaçırdıklarını söylerken duydum. Bizim için çok faydalı bir eğitimdi. Çok altyapısı güzel bir eğitimdi. Siz de kendinizi gördünüz en azından. İş yerimiz yani çok nitelikli diyoruz ama elemanımız eksikmiş. Onu da farkına vardık. Bundan sonra bu eğitimlerin daha sıklıkla daha geniş Sakarya Alışveriş Festivali dediğimiz olgu bundan sonra sadece Çark Caddesi'nde olmayacak. Uzun Çarşı, Çark Caddesi ve diğer alanları da kapsayacağı için eğitime muhtaç diyorum. Çok personel var. İşte gene başkanlarımız da burada. Buna ön ayak olacak olan, talep edecek olan biziz. Organize edecek olan onlar. Hep beraber çok daha fonksiyonel, çok daha büyük festivaller yapacağız. Bu festivalleri yapacak il sayısı çok az bu nitelikte. Düşünce olarak. Biz de bunlardan biriyiz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bu seneki sadece Çark Caddesi pilot bölge olarak seçildiği için Çark Caddesi'nde olacak. Seneye daha büyük katılımlarla inşallah ses getirecek çok daha kapsamlı bir alışveriş festivali yapacağız. Peki. Şimdiden bu seneden düşünmeye başlıyoruz. 29 Eylül'de ikinci etap, yani bunun uygulama safhasını sahada göreceğiz ama buna geçmeden önce Mahmut Bey başka bir toplantıya katılacak. Evet, onu evet. Festivali konuşacağız tekrar ama sizin son sözlerinizi alalım, ondan sonra sizle veda edeceğiz.
Son sözlerim. Yani bu festivale... Şimdi 29'unda başlayacak. Siz de herhalde... Orada olacağız inşallah. Sahada olacaksınız, tabii. Burada olacaksınız. Birlikte olacağız inşallah. Esnafımız da, Ahmet Bey de bunun son derece faydalı olduğunu düşünüyor ve devam etmesini talep ediyor. Siz herhalde bu konuda destek vermeye devam edeceksiniz. Çünkü önemli paylaşsınız. Yani şöyle, hani ortak bir vizyon dedik ya, biz bir araya geleceğiz inşallah. Her zaman da gelebilecek imkanlarımız var. Biz bir araya geldiğimiz zaman eğer ortak vizyonu oluşturabildikten sonra ne isteyeceklerini biz de görürüz. Onlar bizden istemeden biz de ortaya bu tür projeler katkı sağlayabiliriz. Neticede Sakarya'nın ticaretinin gelişimi için, Sakarya'nın bir basamak daha yukarıya çıkması için yapılan bu tür mücadelelerin biz bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İşte bu halkayı ne kadar genişletirsek o kadar daha çok havuza bilgi gelir, o kadar daha çok görüş gelir, daha çok güzel projeler çıkar umuduyla inşallah bu işin, bu projenin Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım, önemli bir tespitiniz var. Sayın Başkanımız da aynı tespiti bulunuyor. Birlikte hareket edememe bir durumu var değil mi Sakarya'da? Şöyle söyleyeyim. Ben şimdi şu geçmişle alakalı bir şey söylemek hiçbir, o da çözüm değil. Evet. Yani birlikte hareket edememe diye bir şey söylemek istemiyorum da daha çok birlikte olalım. Yani daha güçlü olalım. Yani bu ya biz anlamında. Biz anlamında kendimizde belki format atacağız veya güncelleyeceğiz kendimizi. Yani nasıl diyoruz ya, esnafa eğitim anlamında tercih edilebilir konusunda bir güncelleme, bu eğitim katkı sağlayacağı gibi. Sakarya'da bütün erkler, tabii ki herkesin bir programı var, projesi var. Zaman zaman biz bir araya geliyoruz. Bunu biraz daha çoğaltacağız. Bu halkayı biraz daha genişleteceğiz. Biz kendi fikirlerimizi, üyelerimizden aldığımız ve başkanlarımızdan, diğer erklerle bir araya geldiğimiz projelerimizi, vizyonu konuşurken bu halkayı biraz daha geniş tutacağız. İstişare sünnettir. Dinimizde de bu var. Yani bunun özü bu. Peki. O yüzden ben bütün esnafımıza Allah kolay gelsin diyorum. İşler hayrola diyorum. Bu festivalimizin de Sakarya'ya bereket getirmesini diliyorum. Tamam. Son olarak az sonra bir kısa ara vereceğiz ama son olarak peki Sakaryalılara ne demek, ne diyeceksiniz? Ne mesajınız var? 29 Eylül'de başlayacak. Onlara, şimdi vatandaşlarımıza söylediklerimizin yönelik yeni bir çağrınız olacaktır. Evet, kesinlikle herhalde. Yani bu konuya herkesin dikkatlerinin çekilmesini sahip ve çıkmaları gerekiyor. Sahip çıkmalarını ve bizler bir önceki konuşmamızda söylediğimiz gibi gönül koyarak çıktığımız bir yol. İnsanların da, esnafımızın da, tüccarımızın da, Sakarya halkının da bu konuya dikkatli şekilde gönül koymalarını ve bu festivalde birlikte olmak davet ediyoruz. Bir arada olmak istiyoruz. Birliğin bereketinden istifade etmek istiyoruz. Peki. Programımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Size veda edeceğiz. Peki, eğer hazırsak bir kısa bir ara verelim. Aranın ardından biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü festivalle ilgili etkinlikler var. Çok geniş şekilde neler yapılacak. Herhalde vatandaşlarımız onları merak ediyor. 29 Eylül'de start alacak festivalle ilgili etkinlikleri konuşacağız. Esnaflarımızın tabii yine sorunlarını da ele alacağız program içerisinde. Kısa bir ara, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.